Benim gibi böyle peygambere zarar veren, Müslümanlara zarar veren bir davranışta bulunan bir günahkar kulu kalbimdeki pişmanlığı ve şu kendimi direklere bağlayıp yemeyeceğim, içmeyeceğim, namazların dışında bu zincirler çözülmeyecek, bu ipler diyerek kendini bağlatan Ebu Lübabe Böylece Allah'ın kendisi hakkında hüküm verinceye kadar asla böyle bir şeyi değiştirmeyeceğini, böyle kalacağını yemin etti. Peygamber Efendimiz kardeşiniz Ebu Lübabe niçin gelmedi? Döndü ya Resulallah Ebu Lübabe. Ebu Lübabe Kureyza Yahudilerinden döndü mü? Evet döndü ya Resulallah. Peki niçin yanımıza gelmedi? O bir yanlış yapmış ya Resulallah. Konuşurken bir anda hata etmiş. Eliyle boğazına bıçak işareti yaparak sizi kesecek İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed ve Müslümanlar. Çünkü siz ihanet ettiniz. Bunun cezası sizin kitabınız Tevrat'ta ölümdür. Sizin kitabınız Tevrat'a göre siz öldürüleceksiniz erkekler. Kadınlara ve çocuklara ölüm yok. Ama yetişkin savaşa düşmanlara desteğe katılanlar ölümle cezalandırılacak. Kardeşlerim tabi o kaleden o Yahudilerin Amr İbni Suda adında aynı o kabileden Kureyza Yahudilerinden birisi çıktı kaleden geldi. O hende karbinde peygamberimize ve Müslümanlara destek çıktı. Yani Ebu Süfyan'ın Mekke ordusuna değil, Müslümanlara desteğe geldi. Bunu Müslümanlar biliyordu. Kavmine döndü, ben Müslüman oldum dedi. Hende karbinde de size destek olmadım. Sizin yaptığınız ihaneti asla ortak olmayacağım dedim ve Muhammed'e gidip iman ettiğimi onun Allah'ın resulü olduğunu tasdik ettim dedi. Huyay bin Ahtab sana lanet olsun sana yazıklar olsun dedi. Bize ihanet ettin. Kavminden ayrıldın gittin Müslüman oldun öyle mi? Amr ibn Sudan çıktı Kureyza Yahudilerinin kalesinden ve Mescid-i Nebevi'ye geldi. Müslümanlar Hendek tarafında Kureyza Yahudileriyle görüşmeyi bekliyorlar. Peygamberin mescidinde namazını kıldı. Oradaki Müslümanlara kendisinin İslam'a girdiğini, Resulullah'ın bunu bildiğini ama ben peygamberimizin yanına gitmeye kavmimin bu ihanetinden sonra utanıyorum. Ben başımı alıp gidiyorum dedi ve bir daha dönmeyeceğim. Allah'a iman ettim. Resulüne iman ettim. Müslüman olarak yaşayacağım. Müslüman olarak hayatımı devam ettireceğim. Ama beni bilmeyen, beni tanımayan şu peygambere ihanet etmiş topluluktan biriymiş diyecek kimsenin olmadığı yerlere gideceğim. Peygamber Efendimiz Amr ibn Suda'yı ne zaman zikretse vefalı bir insandı Amr ibn Suda derdi. Ne vefalı bir insandı derdi. Onu hayırla yad edecek Resulullah. Ebu Lübabe hatasından dolayı direklere bağlı. Namaz vakitlerinde sadece hanımı geliyor, iplerini çözüyor, namazını kılıyor, namazdan sonra yine bağlıyor. Bir hafta, yani altı gün filan böylece kaldı. Şimdi hala Medine'ye giderseniz orada bazı sütunların üstünde bu kemerlerin kenarında yazılar vardır. Mesela serir sütunu vardır. Mesela tevbe sütunu vardır. Tevbe sütunu. O tevbe işte kardeşlerim Ebu Lübabe'nin kendini bağlattığı hurma kütüğü. Peygamberimizin mescidinde hurma kütükleri vardı. Böyle uzun uzun yukarıya doğru dikilmiş hurma kütükleri. O hurma kütüğünün birine bağlatmış kendini Hazreti Ebu Lübabe. Ve o kıyamete kadar tevbe sütunu olarak orada kalacak. Tevbe suresinin 102. ayetini Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul edince 6 gün sonra bağlandıktan 6 gün sonra gelecek vahiy. Kur'an ayeti. Kardeşlerim Peygamber Efendimiz'e Ebu Lübabe'nin böyle yaptığı söylenince dedi ki keşke o mescide kendini bağlatmadan önce bana gelseydi durumunu anlatsaydı ben böyle böyle bir hata yaptım ya Resulallah ben böyle bir yanlışlık yaptım ya Resulallah deseydi ben onun için Allah'a dua ederdim Rabbime yalvarırdım bağışlanması için ama o kendi nefsi için daha zor olanı seçti Resulullah'a gelmedi de direkt gidip kütüğe kendini bağlattı. Rabbim beni affedinceye kadar çözmeyeceğim dedi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in rahmet oluşu, alemlere rahmet oluşu, ashabına rahmet oluşu, ümmetine rahmet oluşu. Bunu hiç unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa bana gelseydi dedi önce. Ben Rabbime yalvarırdım dedi, dua ederdim. Hani şimdi Peygamberin şefaatini aradan çıkarmaya çalışan uyanıklar var ya, sahte para satan kalpazanlar gibi, böyle sahte iş icat edenler, güya ağızlarında kalabalık kalabalık ayet hadis konuşuyormuş gibi konuşanlar. Resulullah Efendimiz diyor ki, Ebu Lübabe önce bana gelseydi, ben Rabbime yalvarırdım onun affı için diyor. Ama o nefsi için daha zor olanı seçti. Herkes dayanamaz Müslümanlar. Herkes dayanamaz. Dün anlattım Tume İbni Hubayrık. Yalanı ortaya çıkınca dayanamadı, sabredemedi. Özür dilerim, suçuma razıyım. Elim kesilecekse kesilsin hırsızlıktan dolayı. Ama ben kendimi cehenneme atamam ya Muhammed demedi. Geri döndü. Bir elini kurtarmak için kaçtı. Ebu Süfyanların Mekke'sine ve orada kafir olarak öldü biliyor musunuz? Tume İbni Hubayrık Müslümandı. Hırsızlık etmişti bir yanlışlık yapmıştı. Suçunu itiraf etseydi. Evet ben yaptım deseydi. Cezama razıyım deseydi. Belki de mal sahipleri onun karşılığında diyetle razı olacaklardı belki dürüstçe söyleseydi. Kardeşlerim işte Ebu Lübabe zor olanı seçti diyor peygamberimiz. Ve dayandı Ebu Lübabe. Kaçmadı. Acıktı susadı. Yemedi içmedi altı gün boyunca. Ne zor bir şey ya Rabbi. Allah beni affedinceye kadar ben Ebu Lübabe'yi affetmeyeceğim diyordu kendisine. Ben yanlış yaptım Resulullah'a diyordu. Peki biz acaba hata edince ben yanlış yaptım Resulullah'a diyor muyuz? kalp kırdığımızda, gönül yıktığımızda biz diyor muyuz kardeşlerim, sahur dostları, Ebu Lübabe, değerli kardeşlerim, altı gün bekledi. Ebu Lübabe'nin üstüvaneyi tevbe, yani tevbe sütunu dediğimiz o hurma direğine bağladığı yer, Ümmü Seleme anamızın tam kapısının karşısıymış. Ha şimdi Medine'ye gidince Demek ki tevbe sütununu görünce tevbe sütununun caminin dışına doğru. Caminin dışına doğru. Yani kıblenin arkasına doğru. Şeye doğru, kıbleye doğru değil. Tevbe sütununun kıblenin o kumluğa doğru bakan tarafı kardeşlerim Hazreti Ümmü Seleme'nin eviymiş. Onu öğreniyoruz. Nereden biliyoruz? Ayet geldiğinde Peygamberimiz bu ayeti kerimeyi Ümmü Seleme'ye müjdeliyor. Peygamberimiz sabahleyin bir kalktı ki yüzü gülüyor. Annemiz Ümmü Seleme Hazretleri, hanımefendi annemiz, Müslümanların annesi, peygamberimizin mübarek hanımı Ümmü Seleme peygamberimize dedi ki ya Resulallah bir müjde aldınız galiba. Bir müjde aldınız yüzünüz gülüyor. Evet dedi. Şu Ebu Lübabe var ya direkte bağlı olan Allah onu affetti dedi. Allah onu bağışladı. Rabbi onu affetti dedi. Ve Tevbe suresinin 102. ayetini okudu. Ümmü Selem anamız dedi ki Ya Resulallah dedi müsaaden var mı dedi. Bir Müslümanı ben sevindireyim bugün dedi. Sabah sevapla başlayayım işe. Bu sabah bu yeni güne bir Müslümanın kalbine sevinç vererek başlayayım ya Muhammed. Bu müjdeyi ben versem olur mu ya Resulallah? Peygamber Efendimiz annemize peki dedi. Sen kadınsın otur bakayım demedi. Sus hanım kısmı böyle şeye karışır mı demedi. Nazik bir peygamber. Ne kadar nezaket sahibi bir insan. Evet dedi sen ver bu müjdeyi. Bir Müslümanı sevindirmek ne kadar büyük bir salih amel görüyor musunuz? Peygamberimiz hanımına müsaade etti. Hadi dedi sen sevindir ve Hazreti Ümmü Seleme kapıyı açtı. Ya Ebalübabe, Lübabe altı gündür aç ve susuz, bayılmış gibi. Ne kadar zor bir dayanma ya Rabbi, Ebu Lübabe, buyur müminlerin annesi, ey Müslümanların annesi buyur dedi. Müjdeler olsun dedi. Müjdeler olsun. Allah seni affetti Ebu Lübabe. Hani o hata yaptım diye kendini bağladın. Günlerdir şurada aç susuz duruyorsun ya. Rabbin sana acıdı ve Allah seni affetti. Ebu Lübabe. Dedi ki. Anam babam Resulullah'ın yoluna kurban olsun. Bu doğru mu anneciğim dedi. Vallahi Resulullah söyledi evladım. Rabbin seni bağışlamış. Ayet getirdi Cebrail Aleyhisselam. Müjdeler olsun. Hazreti Ebu Lübabe arkadaşları hemen hanımına haber saldı. Koştular, geldiler. Ebu Lübabeyi hanımı bağlamıştı. Hanımı çözdü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.